Merhabalar, ben yazar Serpil Tuncer. Bugün sizlerle İşin İncisi programında birlikteyiz. Öykü ve öykü yazmaya dair konuşacağız. Peki öyküdeki temel kahramanları nereden buluyorsunuz? Temel kahramanlar günlük hayatta. İşte her gün alışveriş yaptığımız bakkalımız olabilir, dizi filmde izlediğimiz bir kahraman olabilir, ofiste bir arkadaşı olabilir. Esin pereniz nedir? Evet, esin perim nedir? Şimdi iki tür yazar var. Bir tanesi gerçekten oturacak ve der ki ben bunu yazacağım. Oturur ve yazar. Diğeri öyle değildir, bekler. Yazmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir? Şimdi evvela şöyle, gençlerimiz koşmak istiyor ama ayak yok. Yani bu şu demek, koşmak istiyorsan evvela sağlam, kaslı bir ayağın olacak. Yazmak için de evvela birinci ayak okumaktır arkadaşlar. Serpil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Öykü nedir? Hikaye nedir? Aslında ikisi de aynı şeydir ama teknik olarak farklar vardır. Bir olayı güzelce kurgulayarak, içine de edebiyattan ufak parçacıklar atarak terpiştirirsiniz. Bu bir öykü olur. Biraz daha uzun olursa hikaye olur. Çok çok uzun olursa novelle olur. Novelle dediğimiz kısım romanla hikaye arasında hayli hacimli olan bir ebattır. Öykü daha kısa da olabilir. Bir paragraf, bir sayfa ama hikaye biraz daha uzun. Peki öyküdeki temel kahramanları nereden buluyorsunuz? Temel kahramanları günlük hayatta. İşte her gün alışveriş yaptığımız bakkalımız olabilir, dizi filmde izlediğimiz bir kahraman olabilir, ofiste bir arkadaşı olabilir, anılarımızdan bir arkadaş olabilir, hatta rüyalarımızda gördüğümüz biri dahi olabilir. Kahraman bulmak için evvela hayatın içinde olmak lazım. Bir de düş gücü çok yüksek olmalı. Ben Türk filmlerinden de çok etkileniyorum. Bizde de çok güzel kahramanlar var. Filmlerde de var bu kahramanlar. Tabii onu birebir aynısını sunamıyorsunuz. Böyle bir sorun var. Siz yeni bir kahraman yaratmak zorundasınız. Bunun için de hayal gücü devreye giriyor. Peki günümüzde öykünün yeri nedir? Günümüzün öyküsü ya da öykücülüğü tam da günümüz insanına göredir. Bakın şimdi kalıp kalıp romanlar okuyor insanlar ve bir süre sonra yoğun iş temposundan ve hayat yükünden sıkılıyor. Özellikle de büyük şehirde yaşayan insanlarımız. Dolayısıyla öyküye yöneliyor. Öykü kısa olabiliyor. Yani bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa. Günlük bu kadar bile okusa aslında biraz edebiyatın içine girmiş oluyor. Edebiyatla demlenmiş oluyor. Romanda takip sorunu vardır. Yani başından başlarsınız sonuna kadar okursunuz. Ortadan sayfa 20'den sayfa 50'den romana devam edemezsiniz. Ama öykü öyle değildir. Kısa öykü sayfa 1'den de başlarsınız. O öykü biter 30'dan da başlarsınız. 35'te öykü biter 40'tan da devam eder. Esin periniz nedir? Evet esin perim nedir? Şimdi iki tür yazar var. Bir tanesi gerçekten oturacak ve der ki ben bunu yazacağım. Oturur ve yazar. Diğeri öyle değildir. Bekler. Yani bana bir şeyler gelsin. Ben oturayım yazayım der. Bu biraz da gökten inen vahiy gibi bir şey yani bizler için. Tabii öyle anlamda söyledim. Gerçekte öyle değil de. Ben genelde esinle yazanlardanım. Beklemem gerekiyor. O konu üstünde yoğunlaşmam gerekiyor. Onun bana gelmesi gerekiyor. Ben ona gitsem de asla olmuyor. Yazamıyorum. Yani ben oturayım bir şeyler yazayım, üretim dediğimde çıkmıyor. Hayır. O gelecek, beni bulacak, beni hazırlayacak ve ben sonra da yazmaya başlayacağım. Bu anlamda devreye esin perisi geliyor. Peki esin perisi nedir? Ya da benim için nedir? Güzel bir müzik, güzel bir ortam, güzel bir film ya da çok kötü bir travmatik olay ya da o anki bir duygu değişiminiz sizi yazmaya itebiliyor. Tabii bu bende böyle. Hani diğer yazarlarda nasıl bilmiyorum. Ama görüştüğüm diğer yazar arkadaşlarım da aynen bu iki türlü yazmadan bahsediyor. Bazısı diyor ki hayır ben oturarak kendimi zorlayarak yazıyorum. Bazısı diyor ki hayır benim gibi aynen. Ben onun bana gelmesini bekliyorum. Ben ikinci gruptan. Yazmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir? Şimdi evvela şöyle, gençlerimiz koşmak istiyor ama ayak yok. Yani bu şu demek, koşmak istiyorsan evvela sağlam, kaslı bir ayağın olacak. Yazmak için de evvela birinci ayak okumaktır arkadaşlar. Buradan gençlere tavsiyem, okumadan asla yazamazsınız. Yazar olmanın birinci şartı ya da yazıyor olmanın birinci şartı çok çok okumak. Tabii ki türleri seçme özgürlüğünüz size ait. Bazısı klasik sever, bazısı roman sever, bazısı öykü sever, bazısı şiir sever ama ne yazarsanız yazın her daldan mutlaka bir okuma yapmanız gerekli. Klasikleri bu bağlamda çok yönlendirici ve faydalı buluyorum. O yüzden yazmak isteyen gençlerimize birinci tavsiyem mutlaka okusunlar, okusunlar, okusunlar. Yani çizgi roman bile olsa okuyun arkadaşlar. Size çok faydası olacaktır. Türkiye'deki edebiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet maalesef okumayan bir milletiz. Bunu satılmayan kitaplardan rafta kalan ve böyle
böyle depolara atılan kitaplardan anlayabiliriz. Hadi diyelim belki popüler kültürün bir parçası, belki okuyoruz da kitaplar satılmıyor. Kütüphaneye kaç kişi üye? Bunu sormak lazım. Kaçımızın evinde kütüphane var ya da koli koli kitapları var? Bunu sormak lazım. Dolayısıyla biz okuyan bir millet değiliz. Çocuklarımıza bunu alıştırmamız lazım. Okumak sonradan edinilen bir davranış değildir. Yani bir çocuğa çok evvelden verilmesi gereken bir davranıştır. Bu davranışı ya verirsiniz ya verirsiniz. O yüzden Türk Edebiyatı'nı yazarlarımızı iyi bulsam da okuma anlamında okuyucu maalesef kısır buluyorum. Edebiyat dergiliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Evet, baştan şunu söyleyeyim. Bir sanal dergi çıkarıyoruz. Sanal dergi veya e-dergi ikisi de aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Basım masrafı çok olduğu için ve dağıtım biliyorsunuz bu geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız korona yüzünden dağıtım zor olduğu için biz de tam bu aşamada dergiyi açmıştık. Dolayısıyla basılı çıkaramayacağımızı anladığımızdan hadi sanal olsun dedik. Bir e-dergimiz var. Erik Ağacı Öykü Sitesi. Ben burada genç kalemlerimize yer veriyorum. Hatta ilk eserim sizde çıktı diyenlere daha çok yer veriyorum. Çünkü günümüzde maalesef Türk dergiciliği de bir çıkmazda. Usta çırak ilişkisiyle ilişki ilerliyor. Al günüm ver günüm şeklinde. Yani benim yazım sende çıksın, senin yazın bende çıksın. Oysa genç yazarlara maalesef buradan bir kuble yer kalmıyor. Bir satır yer kalmıyor. Ben böyle olsun istemedim. Ünlü kalemlerden ziyade benim dergim ilk defa ya da benim eserim ilk defa sizin dergide çıktı diyen genç kardeşlerimize yer vermek istiyorum. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Genç kalemlerimizin seslerini duyurmaya ihtiyacı var. Bunlar o kadar mutlu oluyor ki dergide bir eseri çıktığında bunu paylaşıyor, arkadaşlarına aktarıyor, sayfalarında duyuruyor. Ya bir editör olarak bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Okuyan az toplum olduğumuz için dergi sayımız da çok az ne yazık ki. Dergi de çok satılmıyor. Ama edebiyat dergiciliğini yine de edebiyatın mihenk taşı olarak görüyorum. Benim için çok önemli. Yazmak isteyen arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Hiç gocunmayın, üşenmeyin. Benim de yazım çıkmaz, beni de beğenmezler demeyin. İyi bir editör, iyi bir eseri yakalayan editördür. Editörünüze güvenin ve dergiye eseri gönderin. İleride yazma adına yine çalışmalarınız olacak mı? Evet, çalışmalarım olacak. Yazdığım sürece, Allah hani aklıma zeval vermediği sürece yazmaya devam edeceğim. Çünkü yazmaktan çok büyük zevk ve keyif alıyorum. Yorgunum mitral, filler ölüme yalnız gider, sinekler de uyur. Bunlar benim çıkardığım öykü kitapları, kuşları uğurlama da, sanatı da var. Böyle biraz hayvan figürlerinden gittim ama yorgunum mitralden sonra o figürü kırdık ve normale döndük. İsim olarak böyle seçtim. Son olarak Plüton'u öldürmek isimli bir romanım çıktı. Bu ay baskıya girdi. Daha henüz raflarda yerini yavaş yavaş alıyor. Yeni bir eser. İlk defa bir roman yazdım. Bu bağlamda hani okuyucuma güveniyorum. Beğeneceğini umuyorum. Onların eleştirileri benim için çok önemli. Ama daha henüz dağıtım yapılmadı. Okuyan olmadı. Bu yüzden okuyucudan gelecek ilk tepki benim için çok önemli olacak. Bekliyorum. Okuyucumun tepkisini bekliyorum. Serpil Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Konseptinizi çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hani direkt biriyle konuştuğunuzda çok sıkıcı olabiliyorsunuz ama kameranın arkasındaki bir ses size çok huzur veriyor. Bu bağlamda sizi çok orijinal ve marjinal bulduğumu belirtmek istiyorum. Böyle devam edin. Tavsiyem hani herkes kendi hayatını ve kendi kaderini yaşar. En güzel tavsiye sizin hatalarınızdan aldığınız tavsiyedir. Hepimiz bu yollardan geçtik. Geçmeye de devam edeceğiz. Hayat zaten usta bir öğreticidir. Öğrenmeye devam, yazmaya devam, okumaya devam. Hepinize sonsuz sevgilerimle.